Serbest TV'den herkese merhabalar. Bugün yeni ve özel bir röportajla karşınızdayız. Konuğumuz mülteci hakları aktivisti ve Sığınmacılar Derneği üyesi Taha Elgazi. Taha Bey, hoş geldiniz. O yüzden teşekkür ederiz, davetimizi kırmadınız. Sağ olun hocam, başarı dileriz inşallah. Sağ olun. Bugün birkaç konu var konuşmak istediğimiz sizinle. İsterseniz gündemde şu an en çok konuşulan mültecilerle, göçmenlerle ilgili konuya, en popüler konudan başlayalım. Kendilerine Işık Kafileleri ismini veren bir grup var. Bu grup Telegram gibi bazı sosyal medya hesapları üzerinden örgütlenip batıya doğru, Türkiye üzerinden bir konvoy, bir göç hareketi başlatmaya çalıştı. Bu konu hakkında neler biliyoruz? Yani bize biraz anlatabilir misiniz? Işık Kafilesi kimlerdir? Suriyelilerden mi oluşuyor sadece? Neden böyle bir hareket ortaya çıktı? Biraz bizi bilgilendirir misiniz? Hocam, Işık Kafilesi 2 hafta önce sosyal medya üzerinden paylaşım olarak bir işte diyelim ki paylaşım oldu. Bu paylaşımı aslında yapan ve sosyal medyada yoğun bir şekilde uğraşan kişiler gayrimamur ve mecbur kişiler. Bir kısmı yurt dışında. Biz IB konusunu takip ederken yurt dışında gözüküyorlar. Işık Kafilesi sadece Suriyeli sığınmacı toplumundan inşa ediliyor. Işık Kafilesi içerisinde diğer diyelim ki göçmen gruplarlar da var, yani Filistinli var, Afgan'da var, Irak'ta var. Ama çoğunluk bir şekilde Suriyeli sığınmacılar. Şimdi Işık Kafilesi'nin amacı ne, hedefi ne? Avrupa ülkelerine göç etmek. Tabii ki bu konuyu ortaya çıkartan ve bu konuya teşvik veren kişiler, meşhur kişiler, milleti işte 2015-2016 yıllarına diyelim ki işte dönüp o günleri hatırlatıyorlar. Bakın işte biz toplanırsak diyelim ki 10 bin ya da 50 bin kişi, sınırlar önümüze açılacak. Aynı zamanda da bu paylaşımları yapan kişiler, meşhur kişiler şöyle bir iddiada bulundular. Biz işte Türkiye'deki insan hakları örgütleri tarafından ya da Birleşmiş Milletler heyetler tarafından destek aldık. Bu konuyu biz takip ederken ve sığınmacı toplumunu, göçmen diğer grupları uyarmak için herhangi bir insan hakları örgütü Türkiye'de ya da herhangi bir Birleşmiş Millet heyetine bu Işık Kafilesi'ne destek verilmedi. Aslında bu iddialar gerçek bir iddia değil. Tabii ki bunun içerisinde insan kaçakçısı da olabilir. Çünkü 2019-2020 yıllarında da aynı bir durum böyle oldu. Millet işte direkt geldi Edirne bölgesine gidip sınırda toplandılar. Sınırı kapalı. O dönemde insan kaçakçılığı yapan kişiler faydalandı. İşte madem ki siz sınıra kadar ulaştınız, dönmeyin. Biz sizi parayla Avrupa'ya ve Yunanistan'a geçirebiliriz. Zaten o fırsat insan kaçaklarda. Şimdi bu konunun başka bir yüzü var. Yani çoğu mesela diyelim ki sığınmacı toplumunda ve göçmen toplumunda soruyor. Biz acaba bu paylaşımlara, bu fikire inandığımız zaman acaba Avrupa bizi alır mı, almaz mı? Biz herkese şu noktaları vurguluyoruz ve uyarıyoruz bu noktaları. Birincisi, Türkiye 2016 yılında Avrupa AB tarafıyla birlikte bir sözleşmesi var. Yani mülteci Türkiye'nin Avrupa'ya gitme konusu zaten engelleme bir noktasıdır. İkincisi, şu an Avrupa ülkelerinde aslında 8 milyon Ukrayna mülteci aldı. Yani yeni bir göçmen ya da mülteci toplumu Avrupa alamaz. Yani 2015'teki, 2016'daki Avrupa bugün Avrupa'sı gibi değil hocam. Hem ekonomik şartlar değişildi, hem de göçmen sayısı Avrupa'da arttı. Üçüncüsü, Yunanistan ve Bulgaristan ve Sırbistan gibi ülkeler son 2 ay içerisinde sınır jandarmayla, belki sınır ya da hukuk güvenlik ekiplerini daha aktif bir şekilde geçirttiler. Yani fazla noktaya geldi. Avrupa'da diğer ülkelerin destek talep ettiler zaten. Yani kesin bir şekilde Işık Kafilesi şöyle biz görüyoruz, Avrupa'ya geçiş herhangi bir umudu yok hocam ortada. Tabii ki burada şöyle bir şey unutmamak gerekiyor. İltica sonunda her insanın doğal ve temel hakkıdır. Yani biz herhangi bir mülteci, herhangi bir insana iltica hakkından engelleyemezdik. Ama şöyle bir durum var, çocuk ve kadın
Genç de olsa sonunda insanların canlarına bir sorumluyuz, mesulüz. Yani bir yolun sonucu olumsuzsa biz herkese uyurmak zorundayız. Öyle bir yola gitmeyin. Evet, iki önemli noktanın altını çizdiniz aslında. İki çok önemli noktanın. Bir tanesi bu çağrıyı yapan kişilerin meçhul kişiler olduğunu ve yapılan çağrıda belirtilen Türkiye'deki insan hakları dernekleri ya da uluslararası örgütler de bize destek veriyor kısmının bir yalandan ibaret olduğunu. Çünkü siz hem sığınmacı hakları platformunda hem de kişisel olarak zaten bu derneklerin oluşumların birçoğuyla temas halindesiniz. Bizzat tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Böyle bir bilgi yok diyorsunuz. Aynen. İkincisi de insan kaçakçılarına dikkat çekiyorsunuz. Bu olaydan faydalanmak isteyebilecek olan. Bu iki nokta çok önemli. Buradan ikinci konuya gelecek olursak, son günlerde yine özellikle Suriyeli göçmenler, Suriyeli göçmenler üzerinden dönen bir başka konu, işçi grevleri. Kimi şehirlerde Suriyeli işçiler artık bazı ağır çalışma şartlarına dayanamayarak grevlere gidiyorlar, grev açıklaması yapıyorlar, grev çağrıları yapıyorlar. Size şunu sormak istiyorum. Suriyeliler başta olmak üzere bütün göçmenler, Türkiye'deki çalışma koşulları şu anda ne durumda? Geride kalan yaklaşık 10 yıllık süreçte bu konuda bir ilerleme kat edildi mi? Bir iyileşme kat edildi mi? Yani kat edilmedi demek ki artık grev noktasına geldi. Peki bu noktaya göçmenler nasıl geldi? Grev yapacak noktaya işçiler nasıl geldi? Hocam grev konusu bir iş adam tarafından aslında bir fikirdir. Kendisi kendi Facebook sayfasında bir paylaşım yaptı. İşte Suriyeli sığınmacı toplumu olarak yıllardır biz son 2-3 yıl içerisinde farklı ayrımcılık, ırkıcı ve kin vakalarına maruz kalıyoruz. Artık dayanamıyoruz. Sesimizi duyurmak için gelin bir grev yapalım. Tabii ki de bu konuya aslında kimse katılmadı. Yani grevin belirtilen tarihler arası 12 Eylül, 17 Eylül arasında kimse katılmadı bu greve. Şimdi hem grev konusu, işlerin grevi, hemen de işte bu ışık kafilesi ikisi aynı haftada tam denk geldi zaman olarak. Şimdi biz bu iki konuyu bağlasak, sonunda bunlar bir diyelim ki fikir ya da bir paylaşım. Ama bunların bizim için önemli olan, yani insan hakları alanında önemli olan, acaba Suriyeli sığınmacı toplum içerisinde ve diğer göçmenlerin içerisinde bu fikirlere, yani grev konusunda ve eşit kafesine niye katıldılar? Yani müsebbib nedir? Suriye sığınmacı toplumu eşit kafesine ve grev konusuna niye katıldılar? Çünkü bu katılmanın müsebbibi maalesef son aylarda gerçek bir şekilde mevcuttur. Birinci konuda maalesef bazı siyasi liderlerin dine gelmelerin içeriyeki nefret, kin, ayrımcılık, korkucu söylemenin artışı ve son 8 ayda şu ana kadar Suriye sığınmacı toplumu içerisinde 6 kişi hayatını kaybetti ırkçı saldırı nedeniyle. Çok üzücü bir aslında, üzüntülü bir haber. İkincisi, hükümetin bu konuda sessiz kalması. Şimdi bir kişi, herhangi bir siyasi lider ya da herhangi bir faşistlik yapan kişi, o belli faşistlik yaptığını. Ama yan tarafta da hükümetin sessizlik kalması, o çok maalesef diğer gruplara teşvik veriyor. Şimdi tabii ki manevi ve sözlü destek artık yetmiyor. Yani devlet yetkilerinden çıkıp işte şu kişi sen faşistsin demede iş bitmiyor. Irkçılık ya da diyelim ki işte faşistlik aslında en yakın zamanda onun için özel bir karar olması gerekiyor. Yani TCK'de, Türkiye Ceza Kanunu'nda bir madde uygulaması gerekiyor. Çünkü bu ırkçı söylemleri sadece mülteciye hedef almıyor hocam. Kendi toplumumuza artık maalesef, Türk toplumuna da zarar vermeye başladı. Gördük Kayseri'de Ödülüs'te iki tane Çerkez konuşma nedeniyle onu hedef alındı bir kişi tarafından. Niye Çerkez'le konuşuyorsunuz? Ankara'da 3 canavi zaten saldırıya maruz kaldı. O da var. İstanbul'da mesela Hasköy şehrinde, bölgesinde Müsevilerin mezarları, şeyleri kırıldı. Şimdi aslında bu da bunun sonucu maalesef. Bu ikinci nedeni. Üçüncüsü, niye Suriyeli sığınmacı toplum Avrupa'yı ya da diğer ki başka ülkeyi düşünmeye başladı? Çünkü son 5 ay içerisinde iki korkunç nokta geldi. Birincisi, hükümetin 1 milyon Suriyelinin gönüllü dönüş projesi. Suriye'nin kuzeyine. Ondan millet korkuyor. Şimdi şöyle bir soru olabilir. Suriyeliler niye kendi vatanlarından korkuyorlar? Madem ki gönüllü dönüş. Aslında korku şu noktada,
Şamlı, Humuslu, Hamalı, Derizlulu kendi iline, kendi şehrine, kendi evine dönmüyor. Başka yerden başka yere alıyor. Adıza, Carabus'a, Afrin'e, Mare'ye yerleşiyor. Bu aslında bir bölümün yerleşim projesi değil hocam. Bu yeni yerleşim projesi çok önemli. En önemli nokta, Suriyeli sığınmacı toplumu etki veren şudur. Son haftalar içerisinde iktidardan gelen bazı diyelim ki işte söylemler Esed rejimle siyasi bağlantılar tekrar kurulabilir ve yeni kanallar açılabilir. Şimdi bu Suriyeli sığınmacı toplumu içerisinde bir korku yarattı. Yarın herhangi bir siyasi kanallar düzelirse Ankara ve Esed rejim arasında mültecileri gönderirler Esed bölgesine. O zaman Esed bunları alıp tekrar cezaevine alıp tekrar öldürür. Zaten görevler oldu son aylarda ama maalesef tümü de tutuklandı, cezaevine bırakıldı. Şimdi buna korku yaratıyor. O yüzden işte Suriyeli sığınmacı toplumu ister grev noktası olsun, ister ışık kafilesi olsun maalesef son dönemlerde, son aylarda ırkçı nedeniyle saldırılar işte zaten arttı, hükümetin sessizliği ve korkunç maalesef işte yeni politikalar ortaya çıkarken buradan kaçmaya başladı. Evet. Son 5 aya vurgu yaptınız. Önümüzde de yaklaşık işte 5 aydan biraz fazla bir süreç var seçime doğru. Seçime doğru gidilirken siz sığınmacı hakları platformu olarak çeşitli çağrılarda bulundunuz ve siyasi partilere göçmenleri bir seçim malzemesi haline, bir siyaset malzemesi haline getirmeyin dediniz. Bu çağrınız herhangi bir partide ya da genel olarak siyasette karşılık buldu mu? Siz şu anki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam biz tüm siyasi parti liderleriyle yani ki üst düzeyle görüşüyoruz. Yani mülteci meselesini siyaset üstü bir mesele almak için aynı zamanda da biz şöyle bir platta bulunduk. Türkiye'nin geleceği için bütün partiler arasında iktidar olsun muhalefet olsun aralarında bir misak, bir sözleşme olması gerekiyor. Bu misakın metninde mültecileri, yabancıları hedef almamak için ve seçim malzemesi yapmak için. Aslında bu misak ve bu sözleşme bütün ülkelerde var. Yani Almanya'da var, Kanada'da var, Amerika'da var, Hollanda'da var. Türkiye bu misaka çok muhtaç hocam. Çünkü sadece mülteci değil, bugün gelir toplumun içerisindeki bazı azınlıklar da hedef alınır. Zaten mülteci üzerine faşistlik yapan bazı parti liderleri, biz eski günlere dönsek, eski yıllara dönsek, kendisi toplumun diğer azınlık gruplarına hedef almıştı o dönemde. Yani o çok önemli bu konu. Şimdi karşılık oldu mu? Oldu. Kimi partiler gerçekten diyelim ki insan hakları alanında insanlık yüzünü gösterdi. Kimi partiler kendilerini solcu belirtiyor. Ama solcu dediğimizde hocam sosyal demokratik yarışık. Biz partilerle görüşürken ya da herhangi bir milletvekiliyle görüşürken ya da bir siyasi temsilciyle görüşürken şu soruyu masa üzerine atıyoruz. Türkiye'de muhalefet partilerinin bir kısmı hatta çoğu kendilerini solcu olarak tanıtıyorlar. Avrupa'da solcu dediğimizde sosyal demokratik. Yani insan haklarının destek olan en büyük kısımdır gruptur. Ama Türkiye'de solcu dediğimizde insan haklarına ve yabancı haklarına, mülteci haklarına karşı. Yani burada solculuk olmaz, burada aşırı sağcı olur o zaman. Yani demek ki biz burada Türkiye'de solcu dediğimizde hangi siyaseti yapıyoruz? O çok ters geliyor bizim için aslında. Yani bence mülteciler bugün gitse de, yani diyelim ki Türkiye'nin bütün göçmenleri, mülteciler bir anda Türkiye'den herkes ülkesine gitse, tekrar partiler arasında insan hakları alanında yeni ve düzenli bir sözleşme olması gerekmez. Evet. Üçüncü konumuza geçecek olursak, Ankara'da, Kızılay'da bir kafe işleten, Türkiye'de ilahiyat okumuş, daha sonra mezun olduktan sonra Türkiye'de kalmış, iş hayatına atılmış Muhammed İsa isimli bir Somalili genç, uzun süren kafelere, sahap kafeye yapılan baskıların ardından geçtiğimiz haftalarda gözaltına alındı ve geri gönderme merkezine götürüldü. Şu anda da hala orada bekletiliyor bildiğimiz kadarıyla. Hakkında hala yani kendisinin Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu vardı ve hala o süreç devam ediyorken böyle bir adım atıldı ve şu anda hala serbest bırakılmış değil. Siz sığınmacı hakları platformu olarak kendisini Ankara'da ziyaret etmiştiniz. Konuşmuştunuz bu konuyu ayrıntılı olarak. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl okuyorsunuz? Hocam maalesef
Bu bizim insan hakları alanında bir kara lekedir maalesef. Yani şimdi Muhammed Somali kardeşimiz aslında bir mağdur. Yani ırkçı vakasına maruz kalan bir mağdurdu. Zaten oradaki bütün diyelim ki avukatlar, insan hakları aktivistleri ve aynı zamanda da insan hakları alanında çalışan herkes Muhammed Somali'yi mağdur kişi olarak görüyor. Biz aslında göç başkanı öyle bir karar beklemiyoruzdu. Biz bir kişi ırkçı vakasına maruz kaldığı zaman göç başkanlığının ya da hükümetin onun yanında durması gerektiğini bekliyoruz. Bir mazlum olarak mazlum yanında durmamız gerekiyordu. Ama maalesef o yani Muhammed Somali'nin mağdur olmasına rağmen göç başkanlığının kararı sanki şok gibi geldi. Adamı sınır dışı edilme noktasına geldi. Şimdi burada göç başkanlığının kararı kime destek oluyor? Şimdi aslında son dönemlerde göç başkanlığından gelen bazı kararlar açıkçası faşistlik yapan kişilere teşvik ediyor. Yani diyelim ki işte bazı mahallelerde bir olay olsun, Altındağ gibi olsun mesela, Altındağ olayları aslında bir örnek oldu. Yani şimdi herhangi bir mahallede diyelim ki yabancı istemiyorsan, sığınmacı istemiyorsan, göçmen istemiyorsan orada bir olay çıkart, onun tamamını da göç başkanına bırak. Çünkü orayın adresi kapatılıyor, oradaki mülteci göçmenler başka mahalleye taşınıyor vesaire oluyor maalesef. Göç başkanlığının bu konuda bence insan hakları anayasasına dayanma noktası için çok önemli adımlar atması gerekir. Evet, göç başkanlığı ile ilgili söylediğiniz de çok önemli. Şimdi göç başkanlığı ile ilgili, göç idaresi ile ilgili bir başka konu var. O da geri gönderme merkezlerindeki sorun. Bu konuda çok fazla şikayet geliyor, çok fazla... Yani seslerini duyurabilenler artık, yani duyuramayan çok fazla göçmen var ama duyurabilenler en azından birçok farklı problemi dile getiriyor. İşte bu geri gönderme merkezlerinin şehrin çok dışında olması, buraya alınan kişilerin ailelerine haber verilmemesi gibi durumlar. Ben size bunu biraz daha açmanızı isteyeceğim. Yani geri gönderme merkezlerindeki son durum nedir? Burada yaşanan hak ihlalleri, sizin bizzat bildiğiniz, gördüğünüz, duyduğunuz durumlar, son durumlar nedir? Hocam maalesef hak ihlalları ilk mülteci ya da sığınmacı ya da göçmeni durduğumuz anın başlıyor. Yani diyelim ki herhangi bir Suriyeli sığınmacı polis çevirdi. Bunu alıp direkt polis merkezine ya da geri gönderme merkezine alıyorlar. O andan itibaren kişinin elinden cep telefonunu alıyorlar. Kişi bu esnada aslında temel ve doğal hakkı ailesiyle ve avukatıyla bağlantı kurmak ve talep diyelim ki destek talebinde bulunmaktır. Ama maalesef Suriyeli sığınmacının büyük bir kısmı geri gönderme merkezine alındığı zaman herhangi bir iletişim, herhangi bir bağlantı kurması yasak oluyor bunun için. Şimdi burada ne oluyor? Kimi sığınmacılar, Suriyeli sığınmacılar deport edildikten sonra, yani Azerz ve Edlib sınır kapısından çıktıktan sonra o bölgeye, Suriye düzeyine ona telefonu veriyorlar, kişi arıyor işte, diyor ki ailesine ben Suriye'de oldum. Tabii ki burada deport kararının itirazı süreci önce 15 gündü, 7 güne düşürüldü. 7 gün içerisinde sınır dışı karara itiraz hakkı vardır avukat yoluyla. Bu 7 günü zaten diyelim ki avukat bazı yerlerde, İstanbul'da diyelim ki mesela, avukat İstanbul'a herhangi bir geri gönderme merkezine gittiği zaman Selimpaşa olsun ya da diyelim ki işte Tuzla olsun, sığınmacı kişiyi başka yere almışlar. Burada ne oluyor? Zaman kaybı oluyor. 7 gün sonra direkt bunu sınır dışı ediyorlar. Buna birinci ihlal hakkı. İkincisi, geçenlerde THEK, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bir rapor yayınladı. Gaziantep'te Oğuz Ali Geri Gönderme Merkezi'nde bazı Suriyeli sığınmacılar sözlü ve vesikle şiddete maruz kaldıklarını tespit edildi. THEK'in raporuna istinadı. Şimdi biz bu konuyu zaten biliyoruz. Sınır dışı edilen Suriyeli sığınmacıların bir kısmı maalesef geri gönderme merkezlerinde zorla gönüllü dönüş evraklarına imzalatıyorlar. Dövülerek, çevrilerek, aynı zamanda kimisi aç kalıyor, 2-3 gün aç kalıyor, kimisi fiziksel şiddete maruz kalıyor, kimisi diyor ki yani imza atmazsan burada tam bir yıl burada kalın, kimisi zorla zaten imza atıyor ve sınır dışı ediliyor. Şimdi bunlar da bir insan hak ihlalıdır aslında. Yani geri gönderme merkezinde biz şöyle bir talepte bulunduk. Hala da bu talepte bulunuyoruz. İnsan hakları örgütler tarafından ve Türkiye'deki diyelim ki STK'lar tarafından
bir heyet teşkil edip yeri gönderme merkezini ziyaret edip orada sığınmacılarla, mültecilerle, göçmenlerle işte diye bir görüşüp onların ifadelerini almak. Bu bizim için çok önemli ve bence insan hak alanında temel bir haktır. Yani insan hakları örgütleri bugün Türkiye'de bu heyeti teşkil edip de diyelim ki gönül merkezine gitmezse o zaman bizim görevimiz ne? İnsan hakları aktivite olsun ya da insan hakları ya da STK olsun. Bu çok basit aslında bir talep ama bilmiyorum ya bu dönem müsait mi bu konuyu uygulamak için ama yok mu? Bence dönem çok zor olacak. Evet. Yani zaman zaman açıklanan şu kadar kişi geri gönderildi, bu kadar kişi görevli olarak geri döndü sayıları da aslında tartışmalıdır. Ben şöyle diyorum, mesela geçen de İçişler Bakanlığı'ndan şöyle bir açıklama çıktı. 500 bin Suriyeli gönüllü ülkelerine gönüllü olarak geri döndüler. Ha tabii ki bunların içerisinde zorla imza atan var. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Esenyurt Belediyesi son günlerde diğer 2 hafta, 3 hafta işte 50 kişi gönderdik, 100 kişi gönderdik, onlar işte karşılıyorlar. Hocam şöyle bir durum var. Şimdi ben bir Suriye sığınmacı ailenin üzerine idari baskı yaparsam, yani adres kaydı sistemden kaldırırsam ve onun neticesinde geçici kuruma kimliği dondurulursa ve yabancı şubesine müracaat edip sistemden randevu alamazsa ve onun üzerinden çocukların hak eğitimi kaybolursa, sağlık hakkı kaybolursa, bunların hepsi sonunda mülteci ailenin zaten bütün hayatını karartıyor ve bir baskı oluyor. Şimdi biz tabii ki bazı aileler Suriye'ye döndü kendi kararlarıyla, kendi iradeleriyle. Ama biz ailelerle görüşürken onu da soruyoruz. Niye dönüyorsun Suriye'ye? Zaten orada hangi bir ekonomi, hangi bir sosyal, hangi bir eğitim, hala daha bir altyapı bir şey yok. Adam diyor ki hocam biz burada artık dayanamıyoruz. Bir yandan faşistlik örgücülük, bir yandan da maalesef bazı devletin kurumlarında nasıl diyelim ki olumsuz muameleye maruz kalıyorlar. Yani bazı devletin kurumlarında bazı memurlar tarafından örgücülük yapıyor. Aynı zamanda da işte bu adres bahanesiyle geçen de mesela İçişleri Bakanı'yla bakanlığına bir açıklama geldi. 200 bin kişinin geçici kuruma kimliği iptal oldu adres kaydı bahanesiyle ve sonra onun ardından 2 ay sonra 122 bin kişinin geçici kurma kimliği iptal oldu. Sebep adreste bulunmuyorlar diye. Ama o dönemde İstanbul'da yaşayan bazı aileler yabancı şubesi müracaat edip, göç müdürlüğü müracaat edip, ve nüfus müdürlüğü müracaat edip biz adresimizdeyiz diyor. Adamın elinde kontrat var, adamın elinde her şey, zabıta var, her şey var. Ona rağmen adresi silindi. Yani bu noktalar aslında ailelerin üzerinde bir baskı oluyor. Tabii ki bunun hepsi de şeyin akıbesinde geldi. Bu 1 milyon kişinin gönderilmesi proje akıbesinde geldi. Ben şöyle görüyorum. Muhtemelen bu gelecek aylarımızın içerisinde bu idari baskılar çoğalacak hocam. Çünkü gönderme sayısı muhtemelen ayda fazla bir noktaya gelmesi gerekiyor. Yani geçti önce mesela 1 yıl önce, 2 yıl önce ayda ya da haftalık geldi. Haftada 10 kişi gönderilirdi. Şimdi bu 10 kişi artık 200 kişiye ulaşabilir. Evet. Son bir soru daha sormak istiyorum. Yani ayrı bir konu, ayrı bir program çekmemiz gerekiyor aslında onun için ama yeri gelmişken bu konuda kısa bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Esad'la Suriye ile yeniden temasa ilişkin açıklaması ardından Suriye'deki, yani Türkiye'nin kontrolündeki Suriye'nin şehirlerinde yapılan protestolar. Bir yandan da şu anda istihbarat örgütleri üzerinden, istihbarat yetkilileri tarafından Esed rejimiyle Türkiye'nin görüşüyor olması. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Esed'le Türkiye barışabilir mi? Böyle bir şey olursa bu sonuçta neler olur? Kısaca bunu alabilirsek belki ayrı bir programda daha uzun değerlendiririz. Hocam çok önemli bir soru. Bu sorunun aslında cevabı iki kanadı var. Birinci kanat, Suriyeli sığınmacı toplum için bu mesele Türkiye'nin dış politika meselesidir. Yani herhangi bir Suriyeli sığınmacı bu mesele diyelim dokunamaz. Ama şöyle bir durum da var. İç mesele, Suriyeli sığınmacı toplum iç meselesi olarak bu bizim için yani kat'i bir şekilde, kesin bir şekilde Esed rejimde herhangi bir Suriyeli, mülteci ya da göçmen ya da evinden olan ya da diğer bir şehitlerin ya da herhangi bir ailesi kaybolan Esed'le bir masaya oturup da uzlaşma ya da barış noktasına gelemez hocam. O çok önemli. Yani şimdi mesela
Son haftalarda medyanın üzerinden gelen işte bakın Suriye'de protesto yapıyorlar Dışişleri Bakanı'nın sözüne. Ya aslında şöyle, Suriye'de sığınmacılar kendi topraklarında, Suriye'nin kuzeyinde protesto yapıyorlar. Oradaki insanların kendi vatanı, kendi toprağı. Tabii ki oradaki insanlar bu kadar insan evinden oldu, o kadar insan can verdi, o kadar insan varil bombalar ve aynı kimyasal silahtan maruz kalmış oldu, öldü. Bunlar nasıl esedi bir taraf bir şey gerçek. Ama eğer bu konuda Türkiye'nin dış politika değişiklik varsa zaten Türkiye son diyelim ki aylarda farklı makamlar dış politikası farklı noktaya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri başka bir noktaya geldi. Suudi Arabistan başka bir noktaya geldi. Mısır'da başka bir noktaya geldi. O zaten Türkiye'nin dış politikası. Sığınmacı olarak biz buna da yani dokunamazdık ve kendi fikrimiz aslında bu konuda zaten gayri mantıklı oluyor. Ama iç mesele olarak kesin bir şekilde herhangi bir Suriyeli vatandaş Suriye'nin kuzeyinde olsun ya da herhangi bir göç ülkesinde olsun Türkiye'de, Avrupa'da Esed'le bir masaya oturup 1 milyon insan öldüren kişiyle hocam ben nasıl bir masaya oturacağım? Eli kanla dolu olan insanla ben nasıl bir masaya oturacağım? Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Abi. Bugün konuğumuz Sığınmacı Hakları Platformu'ndan mülteci hakları aktivisti Taha Elgazi'ydi. Kendisini Serbest TV izleyiciler ve serbestiyet okurları aslında yakından tanıyorlar. Daha önce farklı röportajlarda da bir araya gelmiştik farklı haberlerde. Umarım bundan sonra daha güzel haberler için yine bir araya geliriz, konuşuruz. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.